İstanbul, fetihle müjdelenen, çağ kapatıp yepyeni bir çağ açan kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu, birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi, yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarih iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz gezin karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, 14 dönüm alan üzerine kurulmuş Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı, İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı, İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi, tarihi ve kültürüyle Yenikapı Mevlevihanesi, Zeytinburnu'ndaki kardeşliğin simgelerinden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlıçeşme Fatih Camii, farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Burada herkes dosttur, kardeştir. Sevgili Gaziantep Şahin Beyli kardeşlerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu'nun kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Düşmana korkusuzca meydan okuyan komutanın adını yazdırdığı topraklar. İşte burası Şahin Bey. Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyerek Kilis yolu Elmalı Köprüsü üzerinde Antep halkını galeyana getirerek Kuvayi Milliye ruhunun kıvılcımını çakan Komutan Şahin Bey'in zafer kazandığı topraklar. Şimdi de bu topraklarda Şahin Bey'in adı ve anıtı yer alır. Şanlı tarihe ve şanlı komutana vefa borcu niteliğinde.
Aynı zamanda bu ilçe tarihi bir özellik daha kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal'in nüfusunun kayıtlı olduğu ilçedir. Şahinbey, Gaziantep'in en önemli merkezi ilçelerinden biri. İlçe merkezi konumda olduğundan dolayı ulaşım rahat. Gaziantep şehrinin en kalabalık ilçesi. Aynı zamanda ülkemizin de en kalabalık 3. ilçesi. Bu özelliğiyle nüfusu yaklaşık olarak 845 binin üzerinde. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra müzelerinin sayısıyla da dikkat çekiyor. Şahinbey Mahallesi'nde bulunan tarihi Antep evleri, kendilerine özgü mimarileriyle şehri ziyarete gelen tatilcilerin Gaziantep'te gezilecek yerler listesinde kendisine yer buluyor. Havara veya keymih adı verilen kalkerli taşlar kullanılarak inşa edilen evlerin ocaklık, mahzen, gelin odası, çeşme, hayat veya avlu bölümleri görülmeye değer bölümleri olarak öne çıkıyor. Bir kısmı butik otel olarak ziyaretçilerini ağırlayan evlerden biri Hasan Süzer Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. Yemek kültürü, tarihi ve doğası sayesinde en çok ziyaret edilen şehirlerden bir yerdir bu topraklar. Bölge kültürünü ve tarihini deneyimlemek ayrı bir serüven ve ayrı bir haz verir ziyaretçilerine. Taş zeminli dar sokaklarını gezerken bir yandan bakırcıların sesini duyabilir, diğer yandan çağlar boyunca pek çok değişikliğe uğramış ama yine ayakta duran mimarisine hayran kalabilirsiniz. Bakırcılar Çarşısı. Yöresel el sanatlarının sergilendiği bu çarşıda buraya gelenlerin mutlaka uğradığı yerlerden biri. Gaziantep'in yüzlerce yıllık geçmişe sahip bakır işçiliğinin nadide örneklerini Şahinbey ilçesinde tarihi kapalı çarşıda bulabilirsiniz. Çarşıya uğramadan Şahinbey'i asla terk etmeyin. En keyifli duraklar şüphesiz müzeler olacaktır. Şahinbey Kahramanlık Panorama Müzesi. Bu müze ilçemizin merkezinde bulunur.
Bu müzenin neden bu ilçede olduğunu anlatmaya gerek yoktur sanırım. Şahin Bey'e gelen herkesin mutlaka uğradığı ve uğraması gereken bir yer burası. Bu kahramanlık destanı müzeye girince maketlerle, resimlerle ve heykellerle anlatılmaya çalışılmış. İnsan müzeye girer girmez duygulanıyor. Ülkeyi ne zorluklarla kurtardığımızı buraya gelince çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Zeugma Mozaik Müzesi 1700 metrekarelik mozaikle dünyanın en büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyor. Tarihi seven bireylerin gezilecek yerler listesinde yer verdikleri müze içerisinde Nizip ilçesindeki Birecik Baraj Gölü kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan mozaikler sergileniyor. Bayaz Ahmet Efendi tarafından yaptırılan Bayaz Han Gaziantep Kent Müzesi, her odasında farklı konuya yer verilen müzede gösterilen kısa filmleri izleyerek şehrin tarihi, kültürü, yöresel el sanatları, fıstık tarımı gibi konularda bilgiler edinebilirsiniz. Yörenin mutfak kültürünü yakından tanımak istiyorsanız, Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ne çevirebilirsiniz yönünüzü. Ülkemizin mutfak kültürünü anlatan ilk müzesi olma özelliğini taşıyor burası. Zincirli Bedesten Çarşısı ise görülmeye değer bir başka atmosferi barındırıyor içinde. Ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği konusunda kesin bir bilgi bulunmayan Gaziantep Kalesi, ülkemizde ayakta kalmış kalelerin en güzellerinden biri olarak anılıyor. Şehir merkezindeki Alleben Deresi'nin güneyinde yer alan bir tepe üzerinde yükseliyor bu muhteşem tarihi yapı. Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi. Gaziantep Kalesi'ne yakın eski bir Antep evinin restore edilmesiyle kurulan Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi, Türkiye'nin ilk özel cam eserleri müzesi unvanını taşıyor. İslam Bilim Tarihi Müzesi ise farklı pencereden bakış açıları kazandıracaktır.
Eski kolej binasında İslam alimlerinin icatları ve bilim tarihine katkılarının interaktif anlatımlarla sağlandığı İslam Bilim ve Teknik Tarihi Müzesi ise muhteşem bir hizmet. Bu müzeyi gezerken geçmiş tarihinize bir daha hayran kalacaksınız. Bu şehirde sizi büyüleyecek olan tarihi yapılardan bir tanesi de Pişirici Kasteli ve Mescididir. Gaziantep'teki tarihi yapılar içerisinde günümüze ulaşan kastellerin en eskilerinden birisi burada. Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz özelliklerinden olan Gaziantep kastelleri, birçok fonksiyonları bulunan yapılar olarak inşa edilmiş. Su mimarisinin eşsiz özelliklerinden olan kasteller, yer altında insan eliyle kayaların oyulmasıyla yapılmış. Şimdiki halleriyle görenleri gerçekten büyülemekte. Kasteller Antep mimarisinin önemli simgelerinden birisi olarak kabul edilir. Bir Osmanlı eseri olan Naip Hamamı ise büyük bir ustalık eseri. Hayran kalmamak mümkün değil. Tekke Camii, Şahin Bey'in en küçük camilerinden biri. Fakat caminin farklı bir özelliği daha var. Tekke Camii, minaresinin altından geçebileceğiniz bir ibadet mekanıdır. Ve bu özelliği taşıyan dünyadaki iki camiden biri. Bu caminin küçük olmasına bakmayın. Sağlamlığıyla tarihe meydan okumakta. Mimari yapısıyla da insanları gerçekten büyülüyor. Şahin Bey'de bulunan her cami ayrı bir manevi atmosfer, ayrı bir mimari ve ayrı bir ihtişam taşıyor. Şahin Bey'in en büyük camilerinden birisi ise Kurtuluş Camii. Bu cami tüm heybeti ve ihtişamıyla karşılar sizi. Bu tarih hazinesi eski ihtişamından hiçbir şey kaybetmemiş. Önceleri kilise ve hapishane olarak kullanılan bu yapı, sonradan camiye dönüştürülmüş. Tarihin ve doğanın zenginliğini her kisve altında bulabileceğiniz Şahin Bey'i, bir çırpıda solumak ve yaşamak mümkün değil. Baklavası ve fıstığıyla ünlenen bu coğrafyada başka birçok lezzetler eşlik eder. Enfes tatlar serüveninize. Hiçbir yönüyle hafızanızdan silemeyeceğiniz, kendine hayran bırakan topraklardır buralar.